Merhaba, bu videoda Khan Akademi'nin web sitesi üzerinden nasıl sınıf oluşturabileceğinizi inceleyeceğiz. Sınıf oluşturarak öğrencilerinizi Khan Akademi'de bir araya getirebilir, yani fiziksel sınıfınızı dijital ortama taşıyabilirsiniz. Khan Akademi'de sınıf oluşturmanın ne faydası var diye merak ediyorsanız, veriye dayalı bir yaklaşımla öğrencilerinizin gelişimini gerçek zamanlı olarak takip edebilir, bir öğrenciye, bir sınıfa ya da tüm sınıflarınıza ödev verebilir, derse girmeden önce sınıfın ya da sınıftaki öğrencilerin durumunu gösteren raporlardan faydalanarak sınıfa ve kişiye özel eğitim imkanı yaratabilirsiniz. Web sitemizdeki tüm içerik ve dijital araçların eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle tamamen ücretsiz olduğunu da hatırlatmak isteriz. Nasıl mı sınıf oluşturacaksınız? Öncelikle tr.kaanakademi.org adresinden web sitemizi açın ve öğretmen hesabınızdan giriş yapın. Eğer öğretmen hesabınız yoksa, ad, soyad ve e-mail adresi gibi basit bilgileri girerek hemen bir hesap oluşturabilirsiniz. Ya da sosyal medya hesaplarınız ile hızlıca giriş yapabilirsiniz. Öğretmen hesabınıza giriş yaptıktan sonra, öğrenci hesaplarında bulunmayan öğretmen paneline erişebileceksiniz. Öğretmen panelini tıkladığınızda karşınıza çıkan sayfada öğretmen olarak kullanabileceğiniz tüm özellikler yer alıyor. Buradan sınıflarınıza gidebilir, öğrencilerinizi görüntüleyebilir ve öğretmen kaynaklarına ulaşabilirsiniz. Yeni bir sınıf oluşturmak için sınıflar sekmesinin sağ üst köşesinde bulunan linke tıklayabilirsiniz bir dönemde ders verdiğiniz her bir sınıf veya öğrenci grubu için ayrı sınıf oluşturmanızı öneririz. Eğer Google Classroom kullanıyorsanız, sınıfı aktar seçeneğiyle hızlı bir şekilde öğrencilerinizi Khan Akademi'de oluşturacağınız sınıflara ekleyebilirsiniz. Kullanmıyorsanız da en baştan yeni bir sınıf oluşturabilirsiniz. İkinci adımda ise oluşturduğunuz sınıfta hangi konuyu ya da konuları işleyeceğinizi seçeceksiniz. Bu sayfada aşağı doğru inerek tüm mevcut konu başlıklarını görüntüleyebilirsiniz. Birden fazla konu seçmeniz mümkün. Hatta birçok öğretmen tekrar ve pekiştirme amacıyla bir önceki yıla ait konu ya da sınıfları da ekliyor. Böylece zorlanan öğrencilere bu konularda da ödev verebiliyorlar. Şu anda böyle bir ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorsanız doğrudan bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Merak etmeyin. Gerekirse sınıf adını ve eklediğiniz konuları gelecekte değiştirebilirsiniz. Bir sonraki adımda ise öğrencilerinizi sınıfa ekleyeceksiniz. Google Classroom kullanıyorsanız oradaki sınıfınızı doğrudan Kaan Akademi'ye davet edebilirsiniz. Ya da öğrenciler kendileri Kaan Akademi'de hesap açtıktan sonra onlara ileteceğiniz sınıf kodunu kendi hesaplarına girerek sınıfınıza katılabilirler. Senenin ilk ders günü bu kodu tahtaya yazabilir ve herkesten sınıfa dahil olmasını isteyebilirsiniz. Sınıfınızı bu yöntem ile oluştururken, her öğrenciden geçerli e-posta adresini size iletmesini istemeyi unutmayın ki, sınıfınıza eklenen kişinin gerçekten o öğrenci olduğunu, onun adına bir başkası tarafından açılmış bir hesap olmadığını teyit edebilirsiniz. Eğer öğrencilerinizin yaşı küçükse veya e-posta hesapları yoksa, öğretmenleri olarak siz de onlar için Kaan Akademi hesabı oluşturabilirsiniz. Bu seçenek ile ilerlerseniz, öğrencilerin isimlerini girdiğinizde, kullanıcı adı ve şifreler sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. Şifreleri değiştirebilirsiniz. Ayrıca tüm kullanıcı adı ve şifreleri bilgisayarınıza indirebilir ve saklayabilirsiniz. Öğrenciler giriş bilgilerini unutabilir. Bu yüzden bilgilerin kopyasını bu tuşa tıklayarak kaydetmenizi öneriyoruz. Sınıf listelerinizi güncel tutmak için değişiklik yapmak istediğiniz sınıfı seçin ve liste sekmesine tıklayın. Yeni bir öğrenci sınıfınıza katılmışsa yeni öğrenci ekleye tıklayın ve tercih ettiğiniz listeleme yöntemini kullanın. Eğer öğrencilerinizden birini başka bir sınıfa eklemek isterseniz yandaki kutucuya tıklayarak öğrenciyi seçin ve sınıfa ekleye tıklayın. Benzer bir şekilde seçtiğiniz öğrenciyi sınıftan çıkarabilirsiniz. Ya da o öğrenciye artık ders vermiyorsanız, mesela öğrenci okuldan ayrıldıysa, en alttaki eğitmenliği durdur yazan yere tıklayabilirsiniz. Bu şekilde öğrenci tüm sınıflarınızdan çıkarılacaktır. Her bir eğitim öğretim yılı sonunda sınıfınızı tamamen boşaltabilirsiniz. Böylelikle yeni dönemde oluşturacağınız sınıflar ile eskileri karışmamış olur. Sınıfı boşaltmak için tüm öğrencileri seçin ve eğitmenliği durdur'a tıklayın. Mevcut sınıflarınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela öğretmen olarak sınıftaki öğrencilerin görünür isimlerini değiştirmek için öğrenci isminin üzerine gelin ve görünen adı düzenle'ye tıklayın. Yeni ismi girdikten sonra görünen adı kaydet tuşuna basın. Ya da öğrencilerinizden isimlerini kendilerinin değiştirmelerini de isteyebilirsiniz. Bunun için ana sayfada sağ üstten kendi isimlerine tıklayabilir. İsim düzenle bölümünden isimlerini değiştirebilirler. Bu değişiklik tüm sistemde görünecektir. Diğer sınıf ayarları için ayarlar sekmesine gidin. Buradan sınıf adını değiştirebilir, işlenen konuyu düzenleyebilir, sınıfı silebilir veya sınıfınızla ilgili diğer önemli değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. İlerleyen videolarda oluşturduğunuz sınıflardaki öğrencilere nasıl ödev verebileceğinizi anlatacağız ve öğretmen panelinin sunduğu diğer özellikleri hep birlikte inceleyeceğiz.